başla. Evet, Şeyma kazanıyor. Haydi bakalım. Atlar gibi tepişin. Aslanlar gibi dövüşün. Bir, iki, başla. Evet, alkış. Kemal Buğra Bolat kazanıyor bu turumuzu da. Nasıl gibi abi ya? Benim talimatımla başlıyorsunuz. Hazır mıyız? Bir, iki, başla. Evet, Mert kazanıyor bu yarışmamızda. Dört tane öğrencimiz yarı finale çıktı. Şimdi bunların maçlarını izliyoruz. Evet, Celal Can ve Şeyma. Hazır mıyız? Bir, iki, başla. Haydi yiğitlerim. Şeyma kazanıyor. Şeyma finale çıktı. Rakibini bekliyor şimdi. Ben başla deyince başlıyorsunuz çocuklar. Hazır mıyız? Bir, iki, başla. Şeyma'nın rakibi belli oldu. Mert ve Şeyma. Evet, bu final kazanan birinci olacak. Hazır. Benim kim olduğum falan. Ey millet, şimdi beni iyi dinleyin. Ben bu kahveye 30 sene sonra tekrar geleceğim. Bunu iyi belleyin. Geliyor herhalde. 30 sene sonra. Ey millet, beni hatırlattınız mı? Size gene geleceğim demiştim. Sözümü tuttum da geldim. Ben bu kahveye 30 sene sonra tekrar geleceğim. Deli. Geri gidişine. 30 sene sonra. Abdülsamet. Nesil değişmişti ve 30 sene önceki insanlar çocuklar kahvede oturmaktadır. Yanına git, yanına git. Tamam, kamerayı alma. Mehmet Ağa, Mehmet Ağa, bir ara gelsene bizim Cevcan'ı sulasana. Tabii, çok güzel aşı yapar Mehmet Ağa. İçerisinde de bizim Cevcan'ın aşı vurduydu. Tuttu mu? Tuttu, tutmasına da Cevcan'ın da karşı çıktı. Bana bakın millet. Ben sizin babalarınıza da söyledim, sizlere de söylüyorum. Ben bu kahveye 30 sene sonra tekrar geleceğim. Geri git işini. 30 sene sonra. Sen de 30 sene sonra. Selamünaleyküm. Aleyküm selam.
da söyleyecek. Size 30 sene önce geri geleceğim demiştim. İşte geldim. 30 sene sonra ben bu kahveye tekrar geleceğim. Ve sizin çocuklarınıza da aynı şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar, bana bu olayı babam anlatmıştı. Gelin hocaya gidelim. Bu adam niye ölmüyor, nedir bunun hikmeti diye soralım. Hocanın yanına giderler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya bu mikrofonu aç. Yorula. Aleyküm selam da siz kimsiniz? Biz yukarı köyden geliyoruz. Hocam bir adam var, 30 sene aralıklarla sürekli kahveye geliyor. Ve 30 sene sonra gene geleceğim diyor. Ama ne hikmetse adam hiç ölmüyor. 120 sene geçti, adam bir 120 sene daha yaşar herhalde. Bunun hikmeti nedir hocam, söylerim. İnna sabri, inna sabri. Tamam, ben bu gece rüya yatayım. Azrail ile konuşayım. Bakayım niye canını almıyor bu adam. Bize yarın haber veririz. Hoca uykuya dalamıyor mu yazdığında Azrail ile konuşuyor. Seni kaçırdın Semih. Arkadaşlar çekilin ne kadar. Ya Azrail, sen bu adamın canını niye almıyorsun? Hangi adamı? Yukarı köyde bir tane adam var. Hiç ölmüyor. İşte onun. Ha, o adam mı? Sen boş ver o adamı. O adam daha beni de öldürür. Ya nasıl boş vereyim? Köylüler geliyor, bana soruyor. Ben ne yapacağım bilemiyorum. Zamanında adam Allah'tan bir dilek diledi. Dileği kabul oldu. O yüzden Allah o adamın canını almıyor. Allah'tan ne diledi ya Azrail? Allah'ım bana milli köyüm odan büyüklük vermeye çıkana kadar benim canımı alma diye dilekte bulundu. Sonra? Allah da dileğini kabul etti. Allah işte sana büyük ikramı çıkartamaz mı? Çıkartmasına çıkartır da. O zaman bilet almaya kıyanım. Evet abi. Evet hocam abi. 1-2 başla. Evet balonu tekrar bağlamamız gerekiyor.